Merhaba, selamlar, sevgiler canlarım. Yine mini bir video çekiyorum size. Temel bilgiler, ıslak keçe temel bilgilerle ilgili. Şimdi bana yazdıklarınızın içerisinde en çok zorlandığınız şeyler, yapmış olduğum kordonların nasıl olduğu ile ilgili. Uzunluğuna göre yönünüzü alabilirsiniz. Buradaki en önemli mesele, kuru iken şöyle sabunsuz biraz su döküp elinizin altında şu şekilde yuvarlamanız gerekiyor. Böyle. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Metrelerce kordon yapabilirsiniz. Yeterli suyu aldıktan sonra da sabunlayıp ondan sonra iyicene keçeleştirip pişirmeye başlayacağım. Ondan sonra da çok güzel saç bandanaları, kemerler, her yerde kullanabileceğiniz çok amaçlı kordonlarınız olmuş olacak. Dediğim gibi bu yöntemle yaptığınız zaman metrelerce kordonu ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Burada önemli olan sabun kullanmadan önce kademe kademe hafif suyu verip suyun üzerinden şu şekliyle elinizin altında yuvarlamanız olacak. Tam yuvarlamaları yaptıktan sonra, emin olduktan sonra zemininizi ya da yününüzü sabunlayıp ne yapıyorsunuz? Keçeleştiriyorsunuz. Şimdi ben ne yapıyorum? Kemer siparişlerim vardı. Şöyle göstereyim. Bunların göbekleri falan da gelecek tabii ki. Bu çiçeklerim demonte olacak. Arkalarına bir broş iğnesi taktığımızda kemerinizde isterseniz kemer olarak kullanabilirsiniz, isterseniz kolye olarak kullanabilirsiniz, isterseniz çiçeğinizi yaka çiçeği olarak farklı farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Çok farklı çiçeklerimiz, tabii ki hiç vazgeçemeyeceğimiz nelerimiz var, menekşelerimiz var. Bunlar tek başına da yaka çiçekleri olabiliyor. Bunların altlarından yaprakları gelecek ve çubukları gelecek. İstediğimiz renkte, istediğimiz şekliyle ne yapıyoruz? Çalışabiliyoruz. Yine daha önceki videoda da bahsetmiştim. Tekrardan bahsedeyim size. 3 katlı ya da 4 katlı çiçekler yapmak istediğinizde bunları teker teker yapıp, yani büyük boy, orta boy, daha küçüğü ve daha küçüğü döşeyip tek tek yapıp keçeleştirdiğinizde ve üzerlerinde koyduğunuzda göbekleri ya da boncuk da takabilirsiniz, işleyebilirsiniz, tercih sizin. Şu şekliyle kat kat her türlü çiçeğe sahip olmuş olabilirsiniz. Diğer bir yöntem, bunların aralarına döşeyip baloncuk dediğimiz o plastikleri koyup da yapabilirsiniz. Ama o çok daha meşakkatli. Sonuç olarak baktığınızda aynı sonuca hizmet ettiğinden dolayı daha pratik, daha kolay, hem zamandan kazanabileceğiniz hem de görsellikte gerçekten çok hoş, çok şık gördüğünüz gibi. Evet. Burada size öncelikle anlatmak istediğim, bu kordon yapımı ile ilgili çok çok fazla yazdığınız için tekrardan bilgilendirmek istedim sizi. Görüşmek üzere sevgilerimle.